Arkadaşlar merhaba. 17 Eylül 2022 Cumartesi günü Ankara'dayız tekrar. Cumartesi bugün tatil günümüz. Ankara'dayız. 9 kuşlu bir program var arkadaşlar. Tabii ki Perşembe günkü Ankara işleri çok iyi gitmese de iki tane bankomuz Espinoza ve Tanışık. Bunlar geldi. Üçüncü bir tane daha bankomuz vardı, hatırlamıyorum ama. İki tane altılı da toplamda 100 bin liraya yakın verdi. 70 küsür bin, 22 bin mi de zannedersem öyle. Evet, tabii burada böyle günlerde sizlerin kendi katkıları çok önemli arkadaşlar. Yani biz böyle genel olarak verdiğimiz zaman bunların bir şekilde sizin tarafınızdan da birazsa cazip hale gelmesi gerekiyor. Bizim tuttuğumuz altlar en azından iki tane tekin gelmesi büyük bir olay. Hem birinci altıda hem ikinci altıda. Yani tek demek burada işin zaten %50'si demek arkadaşlar. Tekin ötesini de sizlerin büyük katkısı olması gerekiyor. Evet, bugün ne yapacağız? Cumartesi günü 9 koşuda başlıyoruz. Birinci altın Gayan'ın 14'te. Maiden, dişiler 3 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Burada biz birinci altılı da böyle çok zorlamayacağız arkadaşlar. Gerçi ikinci altılı da toplamda tam 4 tane tek gözüküyor. Bir tane alternatif banko gözüküyor. Yani burada rahat bir size alan kalıyor bugün. Çok büyük sürprizler olur mu bilmiyorum ama o kadar beklemiyoruz biz. 7 numaralı Sahra Ajan ve de tabii işte burada banko arkadaşlar. Bu grubu geçeceğini düşünüyoruz. Burada tek bir rakibi var, o da 3 numaralı Belcavallo. Onu da geçeceğini düşünüyoruz bu safkanın. Ayhan Kurşun'un 10 numarası da burada gülümsüyor. Hani yalnız sen. Ayhan Kurşun'un bindiği bu yalnız sen de. Diyor ki siz diyor yukarıda diyor onlara bakarken 7'ye 3'e ben burada 10 numara iş çıkaracağım. 10 numara iş çıkaracağım size diyor. O da olabilir. Yani buraya eğer tek atmazsanız. Bizim bankomuz bu da Sahra Ajan. Burada bu Kaysberg temsilcisini getirecektir, artık zamanı geldi diyoruz ve banko olarak birinci koşuda öneriyoruz. İkinci koşu satış 2, 2 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Çim pistteyiz. Burada da arkadaşlar 7 numaralı Super Starline Pişman Çizik'le artık burada bir şekilde bu koşuyu kazanacağını düşünüyoruz. Ama iki tane rakibi var onda, altını çizdiğimiz zaman. Altı numaralı Sundowning Muhammed Özdemir. Arkadaşlar tekrar ediyorum, Muhammed Özdemir ve Nizamettin Demir. Bu ikisi Ankara'da dikkat. Emrah Sincan dikkat. Kaldı ki üçüncü atımız da Revolution Sun, Emrah Sincan. 7, 6 ve 1 diyoruz buraya ki 7 burada muhtemelen ışıma çizik bırakmayacaktır. Bakalım hayırlısı diyoruz. 3 at şeklinde geçiyoruz burayı. Üçüncü koşuyla beraber 7'li plase başlıyor. Şartlı 5. Dişilere ait 3 yukarı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Bu şartlı 5'te bu 6 at için de 108 bin lira ikramiye var arkadaşlar. Burada eğer bir aksilik olmazsa, hani böyle Ahmet Çelik attan düşmese falan gibi şeyler söyleyeceğim. 4 numaralı Hayalet Kız Banko. Bu Kurtel Ekül'ün safkanı, bu tip yarışları kazanmak zorunda arkadaşlar. Para üretmeleri lazım. Bunun için de ikinci, üçüncü falan değil, birincilik gerekiyor. Ve burada Hayalet Kız da çok net bir banko. Bu grubu geçeceğini düşünüyoruz. Burada bana göre hani 6 ve 1 numaralı safkanlar biraz sürpriz böyle koşu kokuyor. Arkasından da 5. Ona bakarsanız burada eğer tek atmazsanız buradaki bütün atların, bunun haricinde bütün atların büyük bir kapışmasını izleyebilirsiniz yani. Net. Bu Hayalet Kız bizim bugün burada bankomuz, ikinci bankomuz olmuş oluyor tabii birinci koşudan sonra. İkinci bankoda burası oluyor. Şimdi ikinci altılı başlıyor arkadaşlar. Kısa vadeli bir koşuyla başlıyor. Tam böyle sürprize açık böyle gibi gözüküyor. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1500 metre kuma çıkacaklar. Yine 8 tane at olması iyi. Yani 8 tane at olduğu zaman genelde böyle çok fazla sürprizler olmuyor gibi duruyor. Çünkü AGF oranları ona göre de dağılımı ona göre oluyor. Burada 8 numaralı Ipars Gökhan Kocakaya ile bizim alternatif bankomuz. Bu grubu geçeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Hani böyle güne böyle bankoyla başlayalım falan diyen varsa bu şekilde ilk kez Gökhan Kocakaya daha evvelden hiç binmedi bu adı. İlk kez Gökhan Kocakaya binecek.
Böyle biniyorsa arkadaşlar Gökhan Kocakalın mutlaka bir sebebi var. Bu organizasyonda bu atı güveniyor demektir. 150 bin liralık da bir koşu öyle. Günün hemen hemen en fazla ikramiye veren koşularından bir tanesi bu. 8 numara burada Alparslan çok iyi bir performans bekliyor. Zaten Ankara'nın atı sayılır. Adana'dan geldikten sonra bir türlü Ankara'da kazanamadı ama Grup 2'yi kazanmıştı Karataş'la 28 Ağustos 2021 yılında, hatırlayan varsa. Orada Grup 2 kazanan bir koşu şu an, yarışı atısını şu anda siz kısa vadeye diye sokuyorsunuz. Dediğim gibi alternatif bankomuz. Bu atı düşürdüğümüz takdirde 5 numaralı Özbatu, Vedat Abiş'le 4 numaralı Mahsun Kral, Emrah Sincan, 7 numaralı Aslın Pehlivan, Ayhan Kurşun, 6 numaralı Rustam Atışman Çizik ve 3 numaralı Bayemir, Ahmet Çelikli. Artık bunu hepsini yazın gitsin yani. Olmaz. O yüzden 8 alternatif banko, 5, 4, 7, 6, 3'te arkasında sıralamamız bu şekilde. Bayemir en sonlara attık, onu söyleyeyim size. Evet, 5. koşu şartı 4. 4 yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. 4. koşunun psikolojisi çok kötü, ama onu söyleyeyim. Hiç böyle yani öyle rengarenk bir durum var ki orada. Hiç yani ne siyah ne beyaz demeniz mümkün değil. Evet, 4 yaşlı Araplar 1900 metredeler. 10 tane saf kavim var burada. 1 numaralı Yener Bey, arkadaşlar Ayhan Kurşun'la. Yani ben şöyle söyleyeyim size. Küçük bir kupon, ya küçük kupon derken kendime ait bir kupondu. Bunu banko atmayı düşünüyorum. Ama ben size bunu banko demiyorum. Ama ben o derece güveniyorum bu ata. Ama sonuçta buraya önüme gelen kararlaştırdığımız atları okumakla yükümlüyüm. Tek başıma karar vermiyorum. 10 numaralı Lemis burada ciddi rakibi. 5 numaralı Es Hilal, Müslüm Çelik'le. 4 numaralı Başkasap Gökhan Kocakaya ve 3 numaralı Sarnıç Bey'i Nizamettin Demir'le. Arkadaşlar çok dikkat buralara. Hatta burada benim tuttuğum bir tane at var. Bilmiyorum bugün ne yapar ne eder ama büyük sürpriz yani olur. 6 numaralı Kral Arda. Bu da Emrah Sincan'la günün böyle ciddi bombasından patlatabilir burada. Bu safkan böyle bir kere kazandı. Maiden'dan çıktı. Adana'da bir daha da. Bir tek Ankara'da şartlı 4'te yine ikinciliğe soyundu. İkinci oldu yani Harun Kılıçarslan'la. Yine burada 2200'de, ama burada 1900'e çıkacak. Şartlı 4'te bir mesafe kısaldı. Hani sürprizin kralını bu yapar. Onu söyleyeyim size. O yüzden hani böyle bir sürpriz arayışı içerisindeysek eğer, bu safkanı da, Kral Arda'yı da burada bir çizik atmanız yarar var. Büyük bir ikramiye size doğru yola çıkıyor olabilir. Evet, 6. koşudayız şimdi. 6. koşu burada handikap 21. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar arkadaşlar. Evet, baktığımız zaman burada 6 tane safkan içerisinde 3 numaralı Harlandır Akabe'de tabii işte Sürdürek Banko. Evet, bu safkanın bu grubu geçeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Lüksör yavrusu. İlk kez bir handikap 21 görecek yalnız. Arkadaşlar bu safkanın daha dördüncülüğü yok. Onu söyleyeyim size. Daha dördüncülüğü yok. Ama burada tabii bir şekilde dikkat etmemiz lazım. Ona göre sizler de tabii karar verecek olan sizlersiniz burada. Evet, 6. koşudan 7. koşuya geçiyoruz arkadaşlar. Buralarda tabii bunların düşmesi lazım ama çok fazla sürpriz böyle hani düşünmenin bir anlamı yok. Macera aramanın da anlamı yok. Burada 7. koşuda şimdi kısa vade 6'dayız tekrar. 126 bin lira ikramiye var. 3 yaşlı İngilizler 2200 metre kumpiste çıkacaklar. Arkadaşlar burada da 2 numaralı Minerva McGonagall bana göre bu koşuyu kazanacak bir safkan. Fakat kalitesiyle Gold Design ve Atabiş'le yine rahatsız edecektir. 3 numaralı Serastro, Gökhan Kocakaya, 6 numaralı Very Special, Müslüm Çelik, 8 numaralı Joanna Hex sıralaması var. 2, 1, 3, 6, 8. Mümkünse bu ayağı kapatın arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Bu ayak zaten burada 2 ve 1 düştüğü anda bir şekilde bütün atların geliri var. Jonah Hex'in dahi hepsinin. Yetim oğlunun, Kahraman Tredi, Ennabi mesela. Büyük sürpriz ama geliri var. Yani bu ayakta 1 ve 2'yi düşürdüğünüz anda, yani küçük kuponlarda normalde 1 ve 2 de geçerli burada. Yeterli. Normal şartlarda bu ikinin dışına çıktığı anda bütün atların geliri var. Evet, 8. koşu Maiden, dişiler, 3 yaşlı Araplar.
1400 metreye çıkacaklar. 10 tane safka var. Arkadaşlar burada da günün kaçıncı bankosu oluyor? Bu sürdürek 4. bankosu oluyor. 5 numaralı evin evin Ahmet Çelik'le çok net bir banko. Bana göre günün en sağlam bankolarından bir tanesi bu arkadaşlar. Ahmet Çelik'e de denk gelmiş. 90 bin lira ikramiye var. Artık meydandan çıkartır bunu. Ahmet Çelik bir kere daha buna bindi. Ankara'da 23 Ağustos'ta meydanında ikinci geldi bu safkan. İki boyla Taşpınar Nizamettin Demir'le çıktı. Bu sefer yemezler. Bir şekilde çıkacak. İşman Çizik beceremedi. Yine mesafe kısaldı biraz. Tam bu safkan kısa mesafede çıkacak zaten meydandan. Başka türlü çıkamaz. Çok uzun seven bir safkan değil bu evin evin. O yüzden bizim bugünkü diğer bir bankomuz da evin evin arkadaşlar. Evet, 9. kuş handikap 16, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 2000 metre kuma çıkacaklar. Günün bana göre en zor koşusu bu. Hani 7. koşuyla beraber bir de 4. koşu tabii. 4, 5, 7 ve 9. koşular. Sakat olan koşular bunlar zaten. 6'lıyı böyle bir miktar yukarı çıkaracak koşu. Burada 11 numaralı Ferhat Baba Emrah Sincanlı bizim ilk atımız. 1 numaralı Asra Asyat Muhammed Özdemir. 5 numara oğlum Giray Işman Çizik. 6 numara Hızlı Kuruş Mehmet Akyavuz. 9 numara ben Subaşı Mehmet Sağ Çelik. 10 Diyarbekir Müslüm Çelik. Ve 4 numaralı Mezit Haber Vedat Abiş'le. Yani burada 12 atın 7'sini veriyoruz arkadaşlar. 5 tanesi açıkta kalıyor. 11, 1, 5, 6, 9, 10 ve 4 numaralı safkanlar diyoruz arkadaşlar. Evet, tüm üyelerimize ve tahminci arkadaşlarımıza duyurulur tahminlerimiz arkadaşlar. Bu açık yayınımızda bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Burada bir de İzmir günü var bugün. O tabii ki premium üyelerimize ait. Orada da yine alternatif bankolarımız ve teklerimiz var. Çok da cazip bir program görüntüsü var İzmir'de açıkça söylemek gerekirse. Özellikle ikinci altılı inanılmaz cazip. Premium üyelik konusunda sizleri bekliyoruz arkadaşlar ve güzel bir cumartesi günü geçirmeniz dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.